Evet. Hangimiz? Ben doktor bey. Evet. Buyurun. Nedir şikayet teyzeciğim? Bana teyze demeyin. Şikayetim bu. Espriler, espriler maşallah. Şikayet nedir? Yani aslında kendimi çok iyi hissediyorum. Şikayetim yok. Bu mudur? Evet. Anneciğim, bunun vakit kaybı olduğunu sana söylemiştim. Hadi kalk gidelim. Karışmayalım. Lütfen evladım, bir kenarda dur. Benim doktor beyle görüşmem gerekiyor. Doktor beyciğim, yani öyle bir şey ki renkler bende fevkalade parlak geliyor artık gözüme. Seslerse inanılmaz güzel geliyor kulağıma. Ah, hele yemekler. Bildiğiniz gibi değil. Yedikçe yiyesim geliyor, yedikçe yiyesim geliyor. Yani çok mutluyum. Ben 82 yaşındayım. Diğer yaşlılarla beraber oturup örgü örmem gerekir. Onlarla beraber olmam gerekir ama... Ah, yakışıklı birini gördüğüm zaman... Anne! Ne? Doktordan bir şey saklanmaz ki. Ah! Yakışıklı birini görünce bakasım geliyor. Baktıkça bakasım geliyor. Öyle böyle değil. Hele sizin gibi yakışıklı, ah, sakalı var. Size aşık olmamak mümkün değil. Ay fena alıyorum. Tansiyonum düşecek galiba. Peki yakışıklılara bakmanın hastalık belirtisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yaşlı işte. Saçmalıyor. Kafa gidiyor geliyor. Şşş. Ne zaman başladı bu yakışıklı dedektörlüğü? 2 ay önce başladı. Şöyle ki her zaman izlediğim bir dizi var. Epeydir de seyrediyorum o diziyi. Fakat bu sefer dizideki başroldeki çocuk... Gözüme bir yakışıklı göründü. Bir yakışıklı gözüme alamıyorum. Öyle böyle değil. Anlatamam size. Size de çok benziyordu. Aynı siz. Şimdi size bir takım tahliller yaptırmamız lazım. Ne tahlili? Yaşlı işte. Saçmalayıp duruyor. Gerek var mı tahlile şimdi? Anne yaşlı, sen de tombalaksın. He? Ne olacak? Ne yapacağız? Şimdi... Anne hızlı bir kişilik değişimi yaşamış. O yüzden bir takım tahliller yapacağız. Hemşire Hanım'ı yollayacağım, sizi bilgilendirecek. Tamam, Hüseyin Hanım. Tamam. Pardon hocam, Muazzez yalnız. Hadi, hadi, hadi. Ateş Hekimoğlu, Ateş Hekimoğlu, polikliniğe bekleniyorsunuz. Ateş Hekimoğlu... Hocam, özür dilerim. İpek Hanım başı boş. Kapa. Duymuyor musun? Azıcık daha var da duymayan kalmasın. Benimki gelmiş. Ha? Söylemiyorsun. Evet. Nihayet. Ateş Hocam, hoş geldiniz. Kaç saattir bekliyoruz. Ağaç olduk, ağaç. İsim neydi? Hasan. Hasan, dışarıda bekler misin? Niye? Niçin? Anneyle yalnız konuşacağım. Yok canım, benim yanımda konuşun. Zaten kim ne söylerse bir kulağından geliyor, bir kulağından çıkıyor. Sen kaşındın. Evet. Muazzez Hanım. Buyurun yakışıklı doktorum. Sizi dinliyorum. Tövbe estağfurullah. Siz oğlumu boş verin. Açlıktan şekeri düştü herhalde. Onun için böyle davranıyor. Muazzez Hanım. Son zamanlarda... acaba... biriyle bir cinsel aktivite yaşadınız mı? Ne? Size dışarı çıkın demiştim. 82 yaşında kadın. Sormam gerekiyor. Yok. Son 15 yıldır maalesef. Bak ne dediğini bilmiyor yine. Babam öleli 8 sene oldu. 8 sene. Neden sordunuz? Sizde sifilis var. Ne? Saçma sapan konuşmayayım. Koca kadın. Olur mu böyle şey ya? Annem bu teşhisi ilk defa duymuyor sanki.
Anne. Babanla yeni tanışmıştık. Sağ olsun kendisi... Tamam, anlatma, duymak istemiyorum. Ama tedavi olmuştuk ikimiz de. Tedavi hastalığı 60 yıl boyunca baskılamış. Ama şimdi hastalık geri dönmüş. Ve hastalığa yol açan spiroketler beyin hücrelerinizi yiyor. Ne? Beynini mi yiyormuş? Ne olacak şimdi? Allah aşkına şu çocuğu bir daha getirmeyin buraya. Heh, Muazzez Hanım. Neyse, Allah'tan teknoloji ilerledi de... uçan arabalar, robotlar, mobotlar derken penisilin de icat edildi. Şimdi size bir penisilin yazacağım. Yüksek dozda 2 hafta boyunca alacaksınız. Hiçbir şeyiniz kalmayacak. Anlaştık mı? Hemşire hanımın yanına bankoya bırakacağım reçetenizi. Şu yavrunuzun da karnını doyurun. Yazık, çok huysuz. Ateş Bey. Hafta sonu ne yapıyorsunuz? Sinemaya gidelim mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.